Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Teknoloji dünyasını yön verenleri ağırladığımız programımızda bugün Türkiye'nin öncü firmalarından bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren NETAŞ'ın İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Sinan Dumlu bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. NETAŞ'ın ikinci çeyrek performansını soracağım. Yerli sunucu konusunda çalışmanız var ve beraberinde odaklandığınız teknolojilerle ilerleyeceğim ama öncelikle bir organizasyon yapısını dinleyerek başlamak isterim. Bugünkü yapısı nedir NETAŞ'ın? Ya şöyle söyleyeyim, yaklaşık 1700 civarında çalışanımız var. 3 temel alanda faaliyet gösteriyoruz. Bir tanesi telekom şirketlerine altyapı sağlıyoruz. Yani baz istasyonlar, fiber optik şebekeler, uç cihazlar, IPTV altyapıları, bu önemli alanlarımızdan biri. Bir başkası sistem entegrasyonu dediğimiz, kendimizin veya başka çeşitli global üreticilerin ürünlerini bir araya getirip oluşturduğumuz kompleks projeler yapıyoruz. Üçüncüsü de yerli milli Ar-Ge ile savunma sektöründe, kamuda, özel sektörde değişik ürünler ve çözümler geliştiriyoruz. Evet, ürün ve çözümler kısmı çok ilgimi çekiyor. Bir de şunun finansal tarafına bakalım. NETAŞ bu yılın ikinci çeyreğini nasıl geçirdi? Birinci çeyreğe baktığımızda güzel rakamlar var. TL bazlı %59, brüt kârda da %80'lik artış vardı. 2022 ile 2023 arasındaki genel gelirlerdeki artışta geçtiğimiz yılı 293 milyon dolarlık satışla kapatmıştınız. Peki bu yılın ikinci çeyreği ve yılın geri kalana dair rakamlar nasıl evriliyor? Geçen yıl bizim için oldukça iyi bir yıldı. Yani son yılların en iyi performanslarından birini gösterdik. Bu yılın başı doğal olarak tasarruf tedbirleri, global ve lokal ekonomideki bazı beklentiler nedeniyle biraz göreceli olarak yavaş başladı. Ama özellikle ikinci yarıda ve yılın sonuna doğru güçlenerek geçen yılın altında kalmayan bir performans göstereceğimizi düşünüyoruz. Dolar bazında, yani TL bazında zaten büyüyoruz. Ancak dolar bazında da yılı iyi sonuçlarla, geçen yılın altında kalmayan sonuçlarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Evet, geçtiğimiz yıl %9'luk sanırım brüt kar artışı. Bu yılda yani yaklaşık aynı bazda bir brüt kar seviye artışıyla tamamlayı öngörüyorsunuz. Peki diğer yanda şimdi odaklandığınız sektörleri bir miktar içerisine girdiniz. Mevcutta devam eden projeler ve bu yıl içerisinde başlayacağınız yeni projeleri de tizden alalım. Tabii şöyle söyleyeyim, biz geçen yılın sonunda birkaç tane yeni alana girdik. Bu alanlardan bir tanesi telekom operatörlerinde GSM baz istasyon işleri ve bu arada da örneğin Kazakistan'da, bizim bir de Kazakistan operasyonumuz var, ZTE ile birlikte Kazakistan'da 5G altyapısı kuruyoruz. Bunun da getirdiği bir tecrübe var. Türkiye'de de yine GSM altyapılarına girmiş olmamız bizim için mutluluk verici bir alan. Bir başka alan, yerli sunucu Türkiye'de üretimine başladık. Çünkü özellikle yapay zeka ve bulut bilişime baktığımızda buranın yazılım kısmı çok konuşuluyor ama bu yazılımın altında gereken donanımlar da önemli bir alan ve sunucular buradaki ana donanım bileşenini oluşturuyor. GSM tarafında cep telefonları konusunda hem ithal ürünler hem de yerli ürünlerle pazara girişimiz var, Nubia markasıyla. Bu da bizim için yine ana ortağımız olan ZTE'nin desteğiyle. Bu da bizim için önemli bir gelişme. Türkiye'de bir de soru. Üretim var mı? Şu anda var. İlk parti Nubia. Ürünlerimizi Nubia olarak yerli üretimle piyasaya verdik. Ama bu yılın ikinci yarısında daha yoğun bir şekilde Nubia markasıyla bizi göreceksiniz. Belli ürünlerimiz ithal olacak ama belli ürünlerimiz Türkiye'de yerli üretim belgesiyle birlikte sağlanıyor olacak. Bir de elektrikli şarj istasyonlarına elektrikli şarj cihazları, istasyonları, ekipmanları, yani biz hiçbir zaman bir veri merkezi işletmiyoruz veya bir şarj istasyonu işletmiyoruz ama buradaki firmalara veya bir telekom altyapısı işletmiyoruz ama telekom firmalarına, şarj istasyonlarına, veri merkezlerine veya genel bulut hizmeti veren firmalara ekipman ve hizmet sağlıyoruz. Evet, yerli sunucu konusu hem stratejik hem değerli. Buradaki üretim hedefiniz nedir? Geçtiğimiz yıl sanırım başladı. Geçen yıl ne kadarlık bir satış oldu? Bu yıl ne kadarlık üretim öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, geçen yıl yaklaşık 2000 adetlik bir teslimatta bulunduk. Bu yıl ZTE ile birlikte üretim bandımızı, fabrikamızdaki üretim bandımızı geliştiriyoruz. Birkaç ay içinde bu çalışmalar sonlanacak. Gerekli ekipmanlar geldi, kuruluşları sürüyor.
ayda 1000 adetlik üretime kadar çıkıyor olacağız. Yani bu da yaklaşık yıllık 10 ila 12 bin adetlik üretim kapasitesine geliyoruz demek. Bunu hem iç pazara verme niyetindeyiz hem de Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere yurt dışına da Netaş markasıyla yerli sunucuyu üretmek arzusundayız. Bu konuda da yurt dışı tarafında da çalışmalarımız başladı. Sunucu kısmında yurt dışında da ihracatı öngörüyorsunuz. Doğrudur. Peki yerli sunucu üretmek neden stratejik ve önemli? Biraz da bunu teknolojik anlamda sizden alalım mı? Tabii. Şimdi öncelikli olarak sunucu, biraz evvel de söylediğim gibi, veri merkezleri, bulut bilişim, yapay zekanın ana donanım bileşeni durumunda. Evet. Tabii şu sorgulanabilir. Burada ülkedeki katma değerimiz ne kadardır? Bir ölçüde sorgulanabilir. Çünkü burada bulunan bir sunucuyu oluşturan bileşenlerin bir kısmı, özellikle elektronik devreleri, ne yazık ki ithal edilmesi gerekiyor. Ancak yine de pazarın büyüklüğü, ürünlerin stratejikliği, yani aşağı yukarı Türkiye'de 400 milyon dolarlık sunucu pazarı var. Her yıl 400 milyon dolarlık yurt dışından biz ürün getiriyoruz. Bunun bir kısmının bile Türkiye'de üretiliyor, yapılıyor olmasının halen ülke için önemli bir katma değer oluşturduğunu düşünüyoruz. Şey dışında bile, yani bir bunun teknolojik ve mali kısmı var. Bir de tabii siber güvenlik veyahut da ülke güvenliği açısından da lokalde üretiliyor olmasının getirdiği avantajlar var. Netaş'ın genel kültürü şöyledir zaten. Önce ithal ederiz, sonra yerlileştiririz, sonra millileştiririz. Bakalım nereye doğru ilerliyoruz önümüzdeki günlerde. Evet, tabii tüm bunların arkasında çok kuvvetli de bir Ar-Ge mühendis kadrosu olsa gerek. Mevcutta bu yıl ek istihdam öngörüyor musunuz? Aslında mühendislerin de çalışmak için adeta çok ilgilendikleri noktalardan biridir Netaş. Yıllık Ar-Ge bütçeniz nedir? Bu kapsamda Ar-Ge politikalarınızı da dinlemek isteriz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık bizim geçen yıl Ar-Ge harcamaları altında 9.2 milyon dolar gibi bir şeyimiz oldu, harcamamız oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde de yaklaşık 2.5 milyon dolar gibi bir şey oldu. Yani demek ki yıllık bir 10 milyon dolarlar civarında bitireceğimizi giderler açısından düşünüyoruz. Birkaç alanda biz Ar-Ge yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi yazılım. Yazılım test. Bu bizim için önemli alanlardan biri. Bir başkası gömülü sistemler dediğimiz, milli gemilerin, F-16'ların, İHA'ların içindeki dost düşman tanıma birimleri gibi çeşitli donanım artı yazılım bileşkeleri sağlıyoruz. Burada Aselsan'la çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Milgem'de varsınız değil mi? Evet. Yani milli gemilerin hepsinde, denizaltılar vesaire, pek çoğunda haberleşme sistemlerini Aselsan'la birlikte biz sağlıyoruz. Dediğim gibi F-16'lar, İHA'lar, inşallah Milli Muharip Uçak'ta da bir takım çalışmalarımız var, devam ediyor. Raylı sistemlerde yine metro tarafında, akıllı ulaşım sistemlerinde otonom sürüş yazılımları geliştiriyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro şu anda otonom olarak çalışıyor. Hmm, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı otonom mu? Şu anda evet, doğrudur. İçeride bir insan var acil bir durumda müdahale etmek için, ama büyük ölçüde tamamıyla acil bir durum olmadığında otonom bir şekilde geçiyor. Yine burada Aselsan'la biz çalışıyoruz. Bir başkası Pasolig'in altyapısını biz yapıyoruz. Orada E-Kent'le birlikte çalışıyorduk. Muhtemelen 2025'ten sonra da yine Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışacağız gibi gözüküyor. Bu yönde ilerliyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın E-Devlet uygulamalarında TürkSat'la birlikte yaptığımız çalışmalar var. Yani böyle yazılım, donanım, geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Peki, şimdi ağırlıklı zaten bu işin altında yazılım var ve donanım üreticisisiniz. Odaklandığınız yeni teknolojiler olacak mı önümüzdeki süreçte? Gerçi birçoğunu da saydınız. Elektrikli şarj istasyonları bir yanda, cep telefonu üretimi diğer yanda, baktığımız zaman yerli sunucu çok o başlı başına bir kuşkusuz bir alan, ama ayrıca orta ve uzun vadede Netaş'ın odaklanacağı yeni teknolojiler olacak mı? Evet. Aslında belki burada önce şunu da söylemek isterim. Biz burada Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya açılan bir hub olmak istiyoruz. Yani burada ürettiğimiz yazılım olabilir, donanım olabilir, gömülü sistemler dediğimiz özel donanımlar olabilir. Biz iç pazara sattığımız kadar yurt dışına da satmak istiyoruz. Bir Kazakistan'da şirketimiz var, Cezayir'de ayrı bir şirketimiz var. Öncelikle buralarda başarılı olmak istiyoruz, ama yoğun bir şekilde Avrupa ve Orta Doğu pazarında da çalışıyoruz. Bir diğer alanda doğal olarak yapay zeka. Hani günümüzde herkes için bir ilgi alanı. Biraz da bir orada
bir terminoloji birliğini sağlamak da gerekli ama hani toparlamam gerekirse şöyle söyleyeyim. Biz yapay zekanın hem altındaki dolanım bileşeni olarak sunucuları sağlamak istiyoruz hem de yapay zekanın özel sektörde, kamuda, hatta telekomda. Çünkü telekomda da network şebekelerinin yapay zeka ile desteklenmesi gibi konular var. Bu alanların tamamında önümüzdeki dönemde, yani zaten başladık ama daha da yoğun bizi görüyor olacaksınız. Peki yerli teknoloji şirketleri ve girişimlerle işbirlikleriniz oluyor mu? Evet, burada iki tip çalışma yapıyoruz. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim, biz bu startup ekosistemini çok önemli görüyoruz. Doğrudur, kendimiz de Ar-Ge yapıyoruz ama startup firmaları da aslında bir çeşit Ar-Ge'nin dış kaynak kullanımı olarak görüyoruz. Çünkü biz yani genelde şöyle bir şey vardır, Ar-Ge'cinin öptüğü her kurbağa prens ya da prenses olmaz denir. Bazılarında başarılı olursunuz, bazılarında başarılı olmazsınız. Ancak bir startup'ı doğru zamanda yakaladığınızda yüksek olasılıkla başarılı olacak bir yere doğru gidersiniz. Biz bunu iki şekilde yapıyoruz. Bir, Wesley Clover Fonu'nun üyelerinden birisiyiz. Bu Türkiye'de kurulu yabancı ve Türk ortakları olan bir fon. Bu fonla çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Bir de bu fon ve kendi etrafımızda gördüğümüz startup firmaların pazara erişimiyle ilgili sorunları olabiliyor. Müşterilere veya bir çözümün parçası olması gerekebiliyor. Onların ürünlerini kendi çözümlerimize entegre ederek son kullanıcılara sunuyoruz. Evet ve diğer yanda ZTE'yi. Türkiye pazarı nasıl görüyor? Ve ZTE ne taşlı işbirliği çerçevesinde neler hedefliyor? Şimdi ZTE NETAŞ'la birlikte Çin'in dışındaki en büyük yatırımını yapmış durumda. Şu anda bizim %48'imiz Çinli ZTE'ye ait. Biz bir yandan ZTE ile çalışıyoruz, bir yandan Cisco, Microsoft gibi çeşitli büyük Amerikan üreticilerinin de iş ortağıyız. Bir yandan da yerli milli teknolojiler geliştiriyoruz. Biz bu üçünün dengeli olarak gitmesini çok önemli görüyoruz. Ama ZTE özeline geldiğimizde ZTE Türkiye'yi bir hub olarak görmeye başladı. Biz bu doğrultuda hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da bir donanım destek merkezi haline geldik. Belçika'dan Orta Doğu'ya kadar çeşitli ürünler artık Türkiye'ye geliyor. Biz burada tamir ediyoruz. Bu ürünlerle ilgili çeşitli yazılım geliştirmeleri, donanım destekleri buradan veriyoruz. Aynı şekilde ZTE bizim yerli ürettiğimiz ürünlerin de dış pazarlara açılması konusunda bize hem yol gösteriyor hem de teknoloji transferinde bulunuyor. Hı hı. Ben özellikle dünya rekabetinde çözümsel anlamda nasıl rol alabiliriz? Türkiye'nin özellikle teknoloji ve dijital dönüşümde bu yapay zeka rüzgarının aslında dalgasının geldiği noktada, gerçi yapay zeka yıllardır var ancak şimdi üretken yapay zeka ile çok farklı bir noktaya evrildi. Buradaki politikalar ne olmalı, ne dersiniz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında konuyu belki ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi üretken yapay zeka veya genel yapay zekanın üretilmesi kısmı var. Bir de kullanılması kısmı var. Üretilmesi konusu daha kompleks, daha orta uzun vadeli stratejilerle hayata geçirilebilecek bir şey. Ancak kullanımı konusunda gecikmeden çok hızlı devreye girmeliyiz. Biz bu tarafta NETAŞ'ın profesyonel hizmetleriyle var olan üretken yapay zekayı çeşitli kurumsal uygulamalara gömme konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada tabii proje bazlı yapmak gerekiyor. Yani tek bir çözüm herkese uymuyor. Her bir kurum özelinde, biz mesela sağlık sektöründe konuştuklarımız var, ulaştırma sektöründe konuştuğumuz projeler var. Biz burada üretken yapay zekayı uygulamalara gömme konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diğer tarafta da çeşitli erken safhada düşüncelerimiz var ama o biraz daha vakit alacak. Yani bir üretken yapay zekayı Türkiye'de geliştirmek, çünkü orada sorun sadece yazılım değil, altındaki veri merkezleri ve devasa network ağlarının oluşturulması konusu var. Ona biraz daha çalışmamız gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi bu yılda geçtiğimiz yıla paralel bir gelir ve karlılık beklediğinizi söylediniz. Karlılık hangi ağırlıkla odaklandığınız teknolojilerden geliyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim bir bazımız var. Bu baz geleneksel işlerimizle, yani işte telekomda, sistem entegrasyonda, yazılımda yaptıklarımızla bunu sağlayabiliyoruz. Ancak bizim peşinde olduğumuz
daha büyük, daha karlı bir firma olmak. Ha, bunu da yapabileceğimiz, bir yurt dışına açılacağız. İki yerli sunucu, üç mobil telefon, dört şarj istasyonları. Bunları bir araya getirdiğimizde, bu arada savunma tarafında da çalıştığımız projeler var. Bunlar bir araya geldiğinde ben NETAŞ'ın önümüzdeki yıllarda çok parlak bir geleceği olacağına inanıyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için diyorum. NETAŞ'ın İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Sinan Domlu bugün Gündem Teknoloji'de bizlerle beraberdi. Şimdi de Türkiye'de özellikle şirketlerin dijital dönüşümü ve teknoloji ihracatını ve aynı zamanda unicorn sayısını nasıl arttırılır sorularının yanıtını kimden alacağız? DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Doktor Erdem Erkul. Hemen ben konuğumuz Erdem Bey, hoş geldiniz diyorum ve hızlıca öncelikle Türkiye'deki teknoloji ihracatına baktığımızda bu yılın ikinci çeyreği nasıl geçiyor? Buradaki politikalar nasıl dizayn edilmeli? Hande Hanım, çok teşekkür ediyorum. Teknoloji ihracatı konusunda tabii potansiyelimizi kullanmamız çok önemli. Çünkü Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Ortalama şu anda 31-32 yaş bir ortalamayla beraberiz. Dolayısıyla teknoloji ve dijital ekonomi piyasalara baktığımız zaman başta yapay zeka, makine öğrenimi, biraz önce Sinan Bey'in söylediği gibi bulut teknolojileri alanında özellikle ihracatımızı artırmamız gerekiyor. Sadece şöyle bir rakam vereyim. Sadece yapay zeka 2030 yılına kadar Amerika'da gayri safi yurt dışı hasılanın %21'inde net artış sağlayacak. Bu gerçekten çok kıymetliydi. Şu anda Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılası 905 milyar doların üzerinde. Gene özellikle 2023 rakamlarını tabii vermek daha doğru olacak. Bu senenin daha ilk 6 ayındayız. Özellikle 2023 yılının yüksek teknoloji ihracatı yaklaşık 3 milyar dolardı. Ve 2024'te biz bu rakamı sene sonu bittiğinde 5 milyar dolarlar seviyesine getireceğimiz öngörülüyor. Bu bizim için gerçekten çok kıymetli. Gene 2023 yılını bitirdiğimizde ihracatımız 2022 yılına göre %16,5'luk bir artışla 3.40 milyar dolar seviyelerine geldi. Bu da gerçekten bizim için çok kıymetliydi. Tabii ihracatı artırırken özellikle ekonomi modelinde yeni bir ekonomi modeline geçmemiz gerekiyor. Biz bunu birçok yerde dillendirmeye çalışıyoruz. Teknoloji odaklı ekonomi modeli ve teknoloji odaklı ekonomi modeline geçtiğimizde sadece ihracat yapmakla kalmayacağız. Aynı zamanda içerideki istihdamı artırıcı faaliyetler ve özellikle dijital ekonominin daha fazla Türkiye pazarında yer alacağını öngörüyoruz. Peki Erdem Bey, DEİK olarak Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak siz bu alanda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Öncelikle teknoloji konusunda istekli ve bilgili olan şirketleri bir araya getiriyoruz biz konseyimizde. Türkiye'nin milli ve global şirketleri konseyimizde. Ne yapmak istiyoruz Hande Hanım? Siz de uzun yıllardır aynı şeyin mücadelesini veriyorsunuz ekranlarda. Türkiye'yi bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz. Biz daha çok ticari diplomasi faaliyetlerle iş dünyasını bir araya getirerek global markalar çıkartmaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Bununla beraber Türkiye'nin Fortune 500'deki marka sayısını artırmak istiyoruz. Bunu her yerde söylüyoruz. Bizim bir tane markamız var Fortune 500'de. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte 5, 6, 7 keşke onlarca olsa markalarımız orada yer alırsa Türkiye'nin ekonomik anlamda dünya liginde çok daha ön sıralara hızlı gittiğini göreceğiz. Ve bunu yapabilmek için de özellikle DEİK ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak hızlı ve verimli çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Şimdi biz bir anlamda da Türkiye'den çıkan unicorn sayısını arttırmalıyız diyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi daha fazla desteklenmeli. Bu anlamda vergisel düzenlemelerde ne gibi iyileştirmelere gidilmeli? Bu yeni özellikle startuplara yönelik destek ve teşvik mekanizmaları nasıl olmalı? Şimdi özellikle mevcut durumda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yönelik yapılan birçok destek var. Bunlara baktığımızda sadece 2022 yılında 180'den fazla girişime 20 bin doların üzerinde hibe sağlanmış. Küçük ve orta ölçekli işletmelere de farklı destekler var ama tabii vergi konusu çok önemli bir konu. Vergi muafiyeti ve indirimler, Ar-Ge teşviklerindeki vergilendirmeler,
yatırım teşviklerinde, bölgesel teşviklerde ve kazanç istisnalarında biraz daha biz teknoloji dünyasına, biraz daha vergilendirmelerde özellikle ARGE tarafında tabii ki daha fazla destek istiyoruz. Şu anki vergilendirme sistemlerinde özellikle kurumsal vergilerde dünyayla kıyasladığımızda iyi bir noktadayız aslında. Bazı ülkeler özellikle %10-12 bandında giriyorlar kurumlar vergisinde. Bu önemli. Türkiye'de de ARGE teşvikleri tabii ki çok fazla. %100 vergi istisnası var. Özellikle bazı bölgesel desteklerde. Kurumlar vergimiz yine ortalamaya yakın. Başarılı olmuş ülkelerin teknoloji şirketlerinin vergilendirmelerinde. Özellikle biz ARGE, teknopark teşvikleri ve yazılım teknoloji teşvikleri ve vergilendirmelerinde daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum. Ve şunu da almak isterim son dakikalarımız içerisinde, dış ekonomik ilişkiler kurulu olarak yurt dışı da farklı ülkelerle çalışmalarınız var mı bu kapsamda konsey olarak? Tabii, yani en son geçtiğimiz ay mesela İspanya'da İspanya ve Türkiye dijital teknolojiler platformu kurduk. Ve özellikle bunu önümüzdeki dönemlerde diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle bu platformları artırmayı düşünüyoruz. Ne yapmaya çalışıyor platform? Hem Türkiye'deki bilgi birikimi olan milli ve global markalarla diğer ülkelerdeki global markaları bir araya getirip aslında bir dijital koridor oluşturmaya çalışıyoruz. İspanya ile başladık, güzel gidiyor. Diğer ülkelerde de bu platformlarımızı artıracağız. Çok teşekkür ediyorum ben de yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Doktor Erdem Erkul'u da uğurlayarak bir gündem teknolojiyi de bu haftalık burada noktalarken, gelecek hafta yeni konuklar ve konularla sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.